22 Eylül 2018 Antalya Kurşunlu'dayız. Bayram Uyar. Evet. Rekor gelişim müşterimiz Zeytin Bahçesi'nde. Bu sene rekor gelişimi kullandılar. Tabii burada arazide ufak gelişmeyen, arazisinin et toprak, killi dediğimiz kısmını daha çok kullandı. Bu ağaçlarda, gördüğümüz zeytin ağaçlarında kullanıldı. Ne oldu rekor gelişim kullandıktan sonra? Önceki hali neydi? Şimdi ne oldu? Bu sene daha çok friz verdi. Şöyle yani kameraya da bakalım. He, frizi daha çok... Yani bu gelişmiyordu normalde. Büyümüyordu. Kaç yaşında bu mesela bu ağaçlar? Bu 3 yaşında. Bu sene 4'e girdi artık. 4'e girdi. Ama şu bu seneki sürgünler maşallah ağaçlar... Neredeyse yani 1 metreye var. 1 metre sürgün yaptı diyorsun. Yani. Tamamında aynı sonuç var değil mi bunların? Tabii. Yani bu sene şeyde verim olarak... Ya genel anlamda Antalya bölgesi ve Türkiye'de de zeytinle alakalı bu sene verim sorunu var. Evet. Sıcaktan dolayı. Kışın biraz dengesiz geçmesi, biraz çiçeği erken getirdi, erken açmanın vesaireden dolayı. Hem verim düşük hem de kararma erken başladı. Birçok fabrika açık değil, yağ fabrikası. Evet. Zeytinler karardı. Ya onun gübrelemeyle de alakalı değil. Demek o hava şartlarına... Ya hava iklim şartları... Yani şimdi ben gübrenin şeye bir farkına vardım. Evet. Bu ağaçta yoktu da, bazısında bu kuruma vardı. Kuruma vardı, kuruma. Olay vardı. Yani şu sürgünler hepsi yeni sürgünler. Şöyle görülüyor. Bunlar bu sene ait. Evet. Şöyle gösterelim. Şunları da gösterelim. Şu şekilde kata sürgünler. Bunlar böyle değildi geçen sene. Yok. Yani şeyi de geniş kursana yaprağı yaprak da kalın. Yaprak kalınlığı da geniş. Şöyle aynen gösterelim. Yani şöyle yapraklar kalın kalın. Bunların cinsleri neydi bu ağaçların? Bunlar gemlik. Gemlik cinsi. Gemlik. Burada tabii farklı çeşitleriniz de var. Var. Yöreye özel tavşan yürüyor. Arada da narenciler de var. Mesela şurada var. Onlara da kullandınız. Onlara da kullandım. Bura kaç dönümdü toplamda? 6 dönüm. 6 dönüm. 6 dönüm. Ben bazı büyük ağaçlara kullanmadım. Büyüklere yani kullanmadınız. Bir de şurada bir tane zeytin var mesela. Kurumuş. Bahsettiğim var önce. Kurumuş gitmiş ya ağaçta. Buna da kullanmışsınız. Ya bunu işte ben denemek için dedim ki bu rekor gibi bu kadar. Yani, bakalım bunu bir yani hani diriltecek mi diye denedim. Kazma sapını diktik. Bu sesi bunu. Ağaç olduğu gibi bir şey olmuş bu. Aynen öyle. Ne oldu şimdi peki? Normalde bunlar zaten büyük kuruyormuş. Kurudu bak şöyle. Oraya kadar kuruyor belli. Kuruyor diye demişsiniz ama şu an her yerinden patlamış çıkmış yani. İnşallah seneye de devam eder yürür yani. Yani şu filizler önce diktikten sonra bir yeşerdi bunlar. Tamam. Kurudu. Sonra? Kuruyunca dedim ki ben yani bu sene rekor gübreyi dalınca kökleyecektim aslında. Tamam. Bir sene daha bekleyen bu gübreyi verem dedim. Tamam. Şu an beklemeniz iyi olmuş yani. Bu sene maşallah şöyle gitmiş. Şöyle yukarıyı da gösterelim o tarafa doğru. Yani oradaki zeytinlerde de ufak olanlarında kullanma yapıldı. Şöyle gösterelim abi. Şuraya da gidelim. Şu tarafa doğru. Şu ağaçlardan da gösterelim bir tane. Şimdi burada toprak yapısı... Bunda bir de şey farkı var, ben onu da... Hı. Bunları ben ilaç atmadan şey olmuyordu, böcekler yiyordu. Tamam. Bunun gübrenin etkisi mi yoksa başka... Şu anda böcekler yemiyor. Yok. Anladım. Burada. Şöyle gelin. Ya bu bir en verimsiz toprak. Yani en verimsiz, killi. Tabii bu toprakta mesela suyla alakalı. Suyun emmesi, emdirilmesi zor. Zor. Korunması zor, aşırı ısınıyor. Bu tip toprak yapılarında mutlaka toprak düzenleme şart. Sonuç olarak da bu ağaçların gelişimini bu şekilde etkilemiş oluyor. Tavsiye eder misiniz? Rekor gelişimi, Kurşunlu, Antalya bölgesi. Tabii. Zeytin üreticileri. Tabii biz şeyini gördük yani. Memnunsunuz. Biz de teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Biz de geldik, ziyaret ettik, eşlik ettik. Biz teşekkür ederiz. İnşallah seneye daha da iyi olacak. Zeytinlerimiz daha bol olacak. Yine kullanacağız tabii. Rekor gelişimle
Çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.